Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. İnsanoğlu kendini sadece ortalama %3 tanıyor ve biliyor. Diğer kısmını tanımıyor, bilmiyor. Yani insanın potansiyeli bu ise insanoğlu istatistiklere göre sadece %3'ünü şu kısmı tanıyor. Bu kadarını biliyor. Diğer tarafı kullanmadığı için ömrünü ziyan ediyor. Ömrünü israf ediyor. Sadece bu kadarını kullandığından dolayı başarı oranı haliyle tabii olarak düşük oluyor. Yani bir insan neden ben başarılı olamıyorum diyorsa eğer kendini tanımadığından dolayı, kendini bilmediğinden dolayı, içindeki o ateşi, içindeki o cevheri aktif hale getirmediğinden dolayı başarısız oluyor. Demek ki bir insanın başarısız olmasının en büyük nedeni kendini bilmemesi, kendini tanımaması, içindeki cevherleri, pırlantaları, diamantları, altınları görmemesi, bu tarafa bir türlü bakamaması, hayatın meşgalesinden dolayı buraları görmemesi, görememesi veya doğru bir yönlendirici bulup, kendine doğru bir rehber bulup o kişinin bu tarafları ona göstermemesiyle alakalı. En büyük başarısızlığa sebep olan nedenlerden bir tanesi demek ki bu. Bunu bir kere kafanın içine mermere yazar gibi yaz. Bunu istersen duvarlara yaz. Yani başarısızlığın en büyük nedeni biraz önce söylediğim gibi ilk videoya girişte söylediğim cümle ile alakalı. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Ömrün israf olmasın. Bu cümle hadis-i şerif. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, nasıl peki kendini tanıman lazım? Kendini nasıl bilmen gerekiyor? Nasıl tanıyabilirsin? İlk adımın nedir? Şu soruyu sor kendine. Acaba neredeydim? Nereden geliyorum? Neredeyim şu anda? Nerede bulunuyorum? Ve nereye gitmek istiyorum? Bu sorulara cevap vermeye başlayarak farkındalığını arttırabilirsin. Yani yavaş yavaş kendini tanımaya bu şekilde başlayabilirsin. Bununla beraber örneğin biz nasıl insana kendini tanıtıyoruz veya biz nasıl anlıyoruz? Değerli arkadaşlar, bizim mentörlük grubumuza katılacak kişilere biz testlerimizden, birçok testlerden bir tanesini gönderiyoruz. Kendini tanıma testi, bireysel sistem analizi. Bu test 6 sayfalık bir test. Bu testi kişi dolduruyor. Normal bir insan bunu ortalama 10 dakikada çözebiliyor. En yavaş doldurma şekliyle bir insan en fazla 20 dakika zaman harcıyor ve bu testi dolduruyor. Bu test ile kelimelerin karşısına yazdığı cümleler ile örneğin biz o insanın şu anki özgüven durumunu çok iyi anlayabiliyoruz. Stres durumunu çok iyi anlayabiliyoruz. İçindeki geçmişte yaşadığı blokajların hangi yaşlarda ve hangi konularda olduğunu anlayabiliyoruz. Yani onu engelleyen blokajların ne olduğunu 10 dakikada anlayabiliyoruz. Başka ne anlayabiliyoruz? 8 konuda becerileri hangi durumda? Mantık konusunda, sözel, doğa veya sosyal durumda insanlarla ilişkileri nelerdir? Bunun gibi 8 konuda şu anki aktüel durumunu anlayabiliyoruz. Bununla beraber bu insanın metabolizması nasıl çalışıyor? Veya aile ile bağı nedir? Hiçbir insan, yani bir kişi bana mahremiyetini anlatmadan
Bu test ile biz anlayabiliyoruz değerli arkadaşlar. Sonra ne yapıyoruz? Sonra orada içindeki potansiyeli bularak blokajları bulduktan sonra blokajları kaldırıyoruz. İçindeki yeteneklerini aktif hale getiriyoruz değerli arkadaşlar. 3 aylık program sonunda kendine, ailesine bir yaşam koçu oluyor. Hayatının psikoloğu oluyor. İleride yaşayacağı sorunları çok basit yöntemlerle çözebiliyor. Yani şunu yapıyor değerli arkadaşlar. Şu potansiyelini ömründen sadece 3'ünü kullanıyordu ya. Yavaş yavaş yükseltmeye başlıyor. %10'una geliyor. Bakın şu kısmı kullanmaya başlıyor. Başarısı artıyor. Biraz daha kullanabiliyor. Daha da artıyor. Başarısı daha da artıyor. Peki başarı arttıkça ne yapıyor? Farkındalığı artıyor. Kazancı artıyor. Ailesiyle olan ilişkileri düzelmeye başlıyor. Veya sağlığında bir problem varsa sağlığı düzeliyor. Bu kadarını kullandın ve başardın. Düşünsene. Bir gözünün önüne getirsene. Acaba şu kadar kısmını kullandın, şurada gördüğün gibi başardın. Bu kadar kullansan ne olur acaba? Bir gözünün önüne getir. Neler yapabilirsin? %10'unu kullansan neler yapabilirsin? Binlerce insan katıldı programlarımıza. Kim katıldıysa bunlar hemen başarı oranlarını arttırdılar. Örneğin girişimci ise, ticaretle uğraşıyorsa müşteri sayısını arttırdı. Müşteri sayısı artınca haliyle ne oldu? Kazancı artmaya başladı. Eğer ticaretle uğraşıyorsa bu şekilde zenginliğini arttırdı. Örneğin aile konusunda sıkıntı yaşayan bir insan potansiyelini arttırmaya başladığı zaman, şu gördüğünüz oranı arttırdığı zaman ne yaptı? Ailesiyle daha mutlu, huzurlu, beraber yaşamaya başladı. Eşiyle, çocuklarıyla daha huzurlu olmaya başladı. Niye? Çünkü başarı oranını arttırdı. Potansiyelini kullanmaya başladı. Ömrünü ziyan etmedi. Veya kişi programlarımıza katıldıktan sonra potansiyelini yine şu gördüğünüz metedeki gibi arttırmaya başlayınca özgüvenini arttırdı. Kalabalığın karşısında çok rahat konuşabiliyor olmaya başladı. Gereksiz korku ve kaygılarından kurtularak başarı oranını arttırdı. Kişiliğiyle barışık olmaya başladı. Başkalarını affedemiyorsa affetmeye başladı. Bununla beraber yine sağlık konusunda bir insan programlarımıza katıldıktan sonra sağlığını düzeltmeye başladı. Çok kolaylıkla fizyolojik değişiklikler yapmaya başladı. Mesela egzama problemi varsa egzama problemini kendi psikoloğu olarak telkin metodunu kullanarak ne yaptı? Egzama problemini kaldırdı. Bununla beraber programlarımıza katılan insanlar yine potansiyelini arttırarak kariyer yaptı. Mesleğinde daha başarılı yerlere geldi. Herkese bunu tavsiye ediyorum. Sen de gerçekten başarı oranını arttırmak istiyorsan şu hayatta ömrünü zayi etmeden, ömrünü tüketmeden, tamam mı? Tüketmeden sen de yapmak istiyorsan o zaman yapacağın şey benimle iletişime girmek. Benimle iletişime girebilmek için yapman gereken hemen videonun altındaki linke tıklayıp form dolduracaksın, bana göndereceksin. Formu doldurdun. Senin şu anki durumun nedir? Nereye gitmek istiyorsun? Aktüel durumun nedir? Bakacağız. Eğer programa uyuyorsan o zaman seninle randevu yaparız. Sana hedefine gitmek için yapman gereken neler var? Bunları sana adım adım online olarak anlatırım. Şimdi harekete geç ve aşağıdaki linke tıkla, formu doldur, gönder. Görüşmek dileğiyle. Bu videoyu beğendiysen beğene tıklamayı ve henüz değilsen YouTube kanalıma abone olarak bildirimleri açmayı tavsiye ediyorum. Hoşça kalın.